Bize. Merhaba sevgili iPhone dostlar. Bugün karşınızda iExplorer incelemesiyle bulunuyoruz. Kesmeden bırakmam. Hangi type olay biri al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gezin besini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiç böyle testleri şamattan kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'da o yine geldi buraya. Esmeri yanında soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. İller iştahını da koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle. iPhone no deyip de geçme. Bize güvende yanlışı seçme. iExplorer nedir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hatta bir kısmınız ne? İnternet Explorer mı da demiş olabilirsiniz ve çok yanılmış olduğunuzda hemen söylemekte fayda görüyorum. iExplorer jailbreak zart surt uygulamadan iPhone'unuza, iPad'inize girip içindeki dosyaları almanıza yarayan harika bir program. Hatta diyelim ki bilgisayarınız çöktü, koptu, çalındı, uçtu, gitti. Siz hemen iExplorer ile telefonunuzdaki müzikleri alıp olduğu gibi geri iTunes'a geri koyabiliyorsunuz. Bunu normalde Apple yapmanıza izin vermiyor. Ama iExplorer denen vatandaş bunu yapmanıza jailbreak bilmem ne zart surt kırdım söktüm içini çıkarttım tersini çevirip geri taktım gibi işlemlere gerek kalmadan yapmanızı sağlıyor. iExplorer'ı indirmek için MacroPlant'in sayfası macroplant.com'a gidebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kendisi hem Windows hem Mac için uygundur yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman indirmek için iki seçenek sunuyor. Bir tanesi satın al ve 30 Mayıs'a kadar iPhone docular için bize %10 indirim verdiler. Buraya girdiğiniz zaman bu basit sürümünü satın almak isterseniz çıkışta kupon kısmına iPhone'da yazdığınız zaman büyük harflerle hatta i sanıyorum ı oluyor büyük harf olunca iPhone'da yazarsanız %10 indirim veriyor. MacroPlant bizi böyle ciddiye aldığı için ve bize böyle bir indirim sunduğu için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve umarım ileride yapacağımız incelemelerde ürünlerini incelediğimiz vatandaşlar da bize böyle iPhone doculara böyle iyilikler yapmaya başlarlar. MacroPlant'ten örnek alarak. Şimdi gidelim öncelikle bedava sürümünü indirmek için basalım. Buradan otomatik olarak başlayıp fırlayıp bunun içine düşecek. Düşüyor. Hemen indirimi bekliyoruz. Açalım. Bu arada bu OS X Fuse denilen uygulama nedir diye soracak olursanız iExplorer'ın içinde bunu masa üstüne atayım. Bak ben nereye attım o nereye gitti. Bu iExplorer'ın içinde bir özellik var. Buna çift tıklıyorsunuz bu arada kurmak için. Niye yamuk yumuk yerlerde açıyorsun? Bunu tutup bunun içine attığınızda uygulamanızı kuruyor ama gördüğünüz gibi ben de zaten burada kurulmuşu mevcut haliyle. Bunları bu değil. Bunları kapatalım ve uygulamayı açalım. Satın almadığın zaman bu şekilde açılıyor ve demo olarak devam et seçeneğine tıklayıp devam edebiliyorsunuz. Bunu tam ekran yapalım. Burada gördüğünüz gibi hemen iTunes'daki backuplarına bak seçeneği çıktı bile. Ama biz öncelikle cihazımızı takalım. iPhone'u bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağladığım anda da karşımıza çıkıyor. Burada medyada müzik, fotoğraflar, videolar, auto transfer, iTunes'un içinde bakalım iTunes bayicimize. Gördüğünüz gibi herhangi bir müzik mevcut değil şu anda bendeki iTunes'da. Ve normalde biliyorsunuz iPhone ya da iPod ya da iPad'den şarkıları geri almanıza izin vermiyor Apple nedense garip bir şekilde. Fakat bu uygulama sayesinde müziğinize girip buradan auto transfer'e basıp bunların hepsini listenize geri atabiliyorsunuz. Tabii ki bu bedava sürümünde olmuyor. Buna birazdan satın alınmış sürümüyle göstereceğim. Onun dışında neler oluyor ona bakalım. Burada data var. Burada datada mesajlarınıza gidebiliyorsunuz. Burada mesajları birbiri okuyup isterseniz PDF, isterseniz comma separated, isterseniz text ya da burada atılmış bütün resimleri dışarı aktarabiliyorsunuz. Tabii ki bu da satın alınmış versiyonda oluyor. Evet. Demoya devam et diyelim. Gelelim kontaklarımıza.
kişilere. Burada da gördüğünüz gibi resmiyle, bilmem nesiyle hepsi çıkıyor. Bunları da istediğiniz gibi bilgisayarınıza atabiliyorsunuz. Sesli mesajlar, arama tarihçesi, notlarınıza girebiliyorsunuz. Burada notlara bakabiliyorsunuz. Ondan sonra Safari'de olanlar, bitenler ve gördüğünüz gibi takvim, takvimde olan bitenler. Hatta burada dosyalara tıklayıp dosyalarda olanlara da bakabiliyorsunuz. Dokümanlarını. Ondan sonra bookmarklar. Mount Device dediği, işte şimdi şurada demin gördüğünüz OS X Fuse cihazınıza kuruluysa, burada herhangi bir kısma gelip Mount as Disk dediğinizde masa üstünüze bunu aynen burada gördüğünüz gibi bu disk gibi çıkarıyor. Bu disk. iExplorer faylaları bununla da bitmiyor. Aldığınız yedeklerin içinde ne olup bittiğini, hatta bunlar sesli mesajlara kadar gidiyor. İçinde ne olup bittiğini görebiliyorsunuz. Böylece yedek aldığınız zamanda mesela birisiyle yazıştığınız mesajlar var ve onları geri almak ya da onları hatırlamak ya da onlara bakmak istediğiniz zaman iExplorer'ı tıklayıp açıp girip orada buna bunu demişim bak falan filan diye eski mesajlarınızı, telefon rehberinizi, daha doğrusu yedeği alınan aşağı yukarı her şeyi geri görüp hatta bunları PDF dosyası olarak da atabiliyorsunuz. Ve yedeklerimize gidelim dediğinizde gördüğünüz gibi iPhone'da backup'ına geldik. Burada da iTunes'a alınmış backup'ları aynı şekilde görebiliyorsunuz ve aynı işlemleri bu yedekler için de yapabiliyorsunuz. Birden çok yedek varsa burada gördüğünüz gibi hangisini seçerseniz onun içindeki yazıları, mesajları, resimleri, bilmem neleri inceleyip bilgisayarınıza geri alabiliyorsunuz. Mesela zamanında aldığınız bir yedeğin içindeki bir resme ya da bir sesli mesaja ulaşmak istediniz diyelim. Gidip onu bulup bilgisayarınıza rahatlıkla geri atabiliyorsunuz cihazınıza kurmadan. Şimdi satın alınmış versiyona geçtim. Cihazımızı geri takalım. Ve şimdi gelelim müziğin içine ve buradan Auto Transfer diyelim ve Start Auto Transfer. Gördüğünüz gibi pıtı 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 bir şeyler yapıyor. Burada hareketler, çubuğumuz devam ediyor. İsterseniz diyor, yani bu sizin için bunu yaptım. İsterseniz iExplorer'a puan verin gibi bir şey diyor. Şimdi biz puan vermeden önce iTunes'a gidelim. Ve gördüğünüz gibi şarkılar gelmiş. Albüm resmini al. Bu kadar basit bir şekilde bütün şarkılarınızı bilgisayarınıza geri koyabiliyorsunuz. Eskiden bunları yapmak biliyorsunuz oldukça kasvetli işlerdi. Bunun dışında mesela satın aldıktan sonraki şeklinde mesajlarımıza gelelim. Buradan bunu PDF olarak kaydet diyelim. Masaüstü at buraya. Ve bakalım nasıl görünüyormuş. Gayet de atmış. Bunun yanı sıra cihazınızın içindeki uygulamalara ulaşmanızı ve uygulamaların içinde ne var ne yok onlara bakmanıza da yarıyor. Biliyorsunuz Vine'a dışarıdan video eklemek, yani sonradan çektiğiniz bir videoyu Vine'a eklemek kolay değil. Bunun için gidip uygulama indirmek, hatta o uygulamayı yazan adamlara kullanıcı adı ve şifrenizi bir şekilde vermeniz ve kim olduğunu bilmediğiniz insanlara bu bilgiyi paylaşmanız gerekiyor. Haliyle hoş bir şey değil. Oysa iExplorer ile Vine'ın içine girip gayet de eğlenceli görevimiz tehlike tarzında burada uygulamayı kurcalayıp kendi videonuzu istediğiniz şekilde Vine'a yükleyebilirsiniz. Bunu da benim en son gökten Mac Pro yağsın isimli Vine'ımda gördüğünüz gibi. Gökte Mac Pro'lar yağsın inşallah. Bu değil yenisi. Yenisi inşallah. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili bir videoyu çok yakında paylaşacağım. Aynı şekilde WhatsApp'ın içine girip mesela WhatsApp'a gelen kimi dosyalar nerede, ne oluyor, bulamıyorum, bir telefona kaydolmamış, fotoğrafların içinde yok gibi problemlerle karşılaşıyorsanız WhatsApp'ın içine giriyorsunuz. Burada bu dosyayı kolaylıkla bulup bu şekilde tutup böyle fırtlatarak masa üstüne atabiliyorsunuz. Mesela benim en çok eğlendiğim Action Movie'nin içine girip burada efektlere girip burada bütün efektleri görebiliyorsunuz. Hatta alfalarını görebiliyorsunuz. Ve istediğiniz gibi kurcalayabiliyorsunuz. Tabii ki bu uygulamaların bilgisayarınıza inmiş versiyonlarında da bunları yapabiliyorsunuz. iExplorer'ın ne avantajı var diyecek olursanız, şu anda baktığımız şeyler telefonun içinde olduğu için eğer bu klasörlere ekleme çıkartma yapma hakkımız varsa
Tabii ki bunu jailbreak yaparak da sağlayabilirsiniz. Buraya sonradan istediğiniz şeyleri ekleyip kurcalayıp telefonu bir güzel bozup hastanelik yapma fırsatı sunuyor size iExplorer. Bu açıdan kendisinin son derece kullanışlı ve başarılı bir program olduğunu düşünüyorum. Arada bir kendisi kasılmalar yapıyor, arada bir kendisi uçuyor ve geri geliyor. Ama yine de bugüne kadar kullandığım ve sanıyorum uzun süre kullanmaya devam edeceğim en hoş programlardan biri, özellikle jailbreak gerektirmemesi de kendisinin cabası. Uygulamayı satın alacağınız zaman kod kısmına iPhone'da yazarsanız size %10 indirim veriyor. Makro Plant Beyciğim kendisine buradan diye selam çakıyorum bu güzel iyiliği bize yaptığı için. Bu indirim 30 Mayıs'a kadar geçerli. Bilseydim ben de bekler %10 indirimle alırdım. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen iExplorer ile ilgili neler düşündüğünüzü bize şurada aşağıda yorumlar bölümünde yazın. Böyle bir uygulamayı kullanmak ister misiniz? Böyle bir uygulamayla cihazınızın içindeki ıncık cıncığı kontrol etmek sizi mutlu eder mi? Yedeklerinize girip bakmak işinize gelir mi? Bu uygulamanın hakkında neler düşündüğünüzü bize açık ve net olarak belirtmekten çekinmeyin. Şuradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Şurada bir yerde düğmesi olması lazım bence. Bak şurada bak. Şurada düğmesi olabilir ya da şurada düğmesi olabilir. Buradan kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Bu arada soru cevap 3 için çektiğiniz videoları ayın 7'sine kadar gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ulan biri görse diyecek ki bu koskoca adam evin içinde kameraya kenkenle ne yapıyor ha? Kapıya tık 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 vurmaz mı yani? Ne yapıyorsun? Seni doktora götürelim falan demez mi? Bence der.